Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, üniversitenin kuzey çıkışına yapılacak portatif üst geçit çalışmalarının başlayacağını söyledi. Türel, katlı kavşak çalışması ardından yapılacak kalıcı üst geçitte ise kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın isminin verileceğini açıkladı. Yeni dönemde yapacakları projeler içinde 80 bin istihdam oluşturacaklarını kaydeden Başkan Türel, üniversite öğrencilerine ücretsiz Wi-Fi, çamaşırhane, antpiz ve yurt müjdesi de verdi. Katlı köprülü kavşak yapacağız. Yani araç geçişi için. Dolayısıyla orada katlı köprülü bir kavşak yapılacağı için oraya yapılacak üst geçit tam da o kavşağın içinde kalıyor. Yani o kavşak bittikten sonra orada bir üst geçit yapılması planlanıyor idi. Ancak konu tabii karayollarıyla ilgili. Bu konuda bizim de ısrarlarımızla karayollarının burada bir geçici de olsa bir üst geçit, portatif yani taşınabilir, sökülür, takılır bir üst geçit yapmasının mümkün olup olamayacağı hususunda çok ısrar ettim şahsen. Değerli rektörümüz, hocamız da bu konuda çok ısrar etti. Ve karayollarımızı burada bir geçici üst geçit yapma konusunda ikna ettik. Üst geçidin kazıkları yarın çakılmaya başlanıyor. Ocak sonunda da hizmete açılacak inşallah. Bu en taze bilgi.